Merhaba sevgili Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız olan Diyarbakır'dan seslenmekteyiz. Bizler de bir taksi durağının konuğu olduk. Kantar Yeni Yol taksi durağının konuğuyuz. Yanımızda durak sorumlusu Ozan Bey bulunmakta. Bakalım sektörleri ve sunmuş olduğu hizmetler hakkında ne gibi bilgiler aktaracak? Merhabalar efendim. Merhaba. Evet Ozan Bey, öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Ben 1991 Diyarbakırlıca doğumluyum. Dicle Üniversitesi ön lisans mezunuyum, işletme ön lisans mezunuyum. 3 senedir bu sektördeyim. Bu sektörde hizmet etmeye devam ediyoruz. Peki Kantar Yeni Yol taksi durağı kaç yıldır Diyarbakır halkına hizmet sunmakta? 15 yıldan beridir Diyarbakır Kantar'da hizmet sunuyoruz. Babanızla beraber bu mesleğe başlamış bulunuyorsunuz. Babam biraz mesleğinden... da bundan bahsedelim. Aslında bir hevesle başladı. 19 yaşındaydım. Henüz araba kullanmayı bile bilmiyordum. Bir sabah böyle aklıma esti, bir heves geldi. Araba kullanmayı öğrendim. Ticari taksiye de bir heves vardı babam mesleğinden dolayı. Öğrendim. 3 seneden beri de bu işi yapıyorum. Taksi durağının sorumlusu olarak hizmet vermektesiniz. Evet. Çok önemli bir nokta aslında. Taksiye, çünkü gün içerisinde araçlarımızı kullanamayabiliyoruz. Evet. Özellikle bayanlar olarak taksiye çok ihtiyacımız oluyor. Ve takside sunulan hizmetler bizim için çok önemli. En önemli nokta şoförün bir kere davranışıdır. İkincisi yollarda nasıl davrandığı ve müşteriye sunmuş olduğu hizmetin kalitesi. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sizler yolcularınıza hizmeti sunarken nelere dikkat ediyorsunuz ki sizleri tercih edebiliyorlar? Biz ilk öncelikle gelen şoförlerimize şunu söylüyoruz. Hani karşıdaki insana saygı sevgide kusur edilmesin. En önemli nokta en zaten nokta saygı bu. Ve sevgidir. O yüzden de insanlarımız 15 seneden beri zaten tanınan bir durağız. 15 seneden beri zaten saygı sevgi çerçevesinde bizi arayabiliyorlar. Evet. Yani bu hizmeti veriyoruz. Evet. Kaç tane aracımızla beraber hizmet sunmaktayız burada? Toplam 12 araç var. Ve 2 gruptur. Bir Kantar Kavşağı'nda kalır hocam. Bir de Yeni Yol'da hizmet sunar. Yeni Yol ve Kantar Kavşağı'nda sizleri İkisi bulabiliyoruz. İkisi birleşik, evet hocam. Ulaşabileceğimiz tabii ki telefon numaraları mevcuttur. Evet. Söyleyeyim mi? Tabii ki, buyurun. Cep telefonları var zaten. 533-033-5927. Ekranda numaralarımız geçecek. Sizlere ulaşabilirler diyoruz. 12 tane zaten taksimiz bulunmakta. Evet, şoförlerimizde dikkat ettiğimiz noktalar nelerdir? Bir temizlik. Çok önemli. En önemli nokta. Saygı, sevgi demiştim daha önce de. Ve müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Evet. Şunu da öğrenmek istiyorum. Çünkü Diyarbakır gerçekten büyük bir şehir. Uzak il ve ilçeler de bulunmakta. Evet. Sadece yakın yerlere mi hizmet veriyoruz? Uzak yerlere de araç tahsil ederek sizlerden gidebiliyor muyuz? Var. Araçlarımız her yere gidiyor. Türkiye'nin her yerine gidebilir. Dediğimiz gibi biz bir seneden beri taksimetre uygulamasına geçtik ve Türkiye'nin en ucuz tarifesi Diyarbakır'da şu an. Evet, biraz açılış, o zaman fiyat politikamıza değinelim. Cebimizi açılış, yakan en çok korktuğumuz nokta. İlk önce buradan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Taksiye bindikleri itibariyle taksimetrelerinin açılmasını istiyoruz. Evet. Hani çünkü biz şoförlerin bazıları fırsattan istifade. Hani şu an siz farklı bir yerden geliyorsunuz. Evet. Direkt belli yatırıyorsunuz nereden geldiğinizi. Yabancı olduğumuzu anladıkları anda taksiciler bu devrede istifade ederek yolcuları aslında bıktırmaktalar. Bıktırmak yerine de hocam dolaştırıp onlardan para koparmanın peşinde. Buna dikkat. O zaman sektörün en önemli ve en sıkıntılı yönleri bu. Yönü bu diyebiliriz. Evet. Neden? Çünkü yabancı olduğumuzu anladıkları anda cebimizin yanması ve cebimizden çıkacak paranın daha maliyetli olması konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Ve bu durumda sizlere de zaten taksici olarak çamur gelmiş oluyor. Aynen. Herkese Aynen. buradan izleyicilerimize özellikle vurgulayalım. Taksiye bindiğimiz anda taksimetre çalışıyorsa daha kazançlı hale gelebiliyor. Türkiye'nin en ucuz tarifesi şu an burada. Açılış 2 lira. Kilometre başı da 1.35 kuruş hocam. En önemli nokta da en bu. Önemli nokta tekrarlayalım. Bu. Kilometre açılış 2 liradan, kilometre başı 1.3. Burada işte dolmuş fiyatı 1.5 lira. Kişi başı 1.5 lira hocam. Örnek veriyorum, 4 kişilik bir aile dolmuşa vereceği para taksimetre verip 5 lira ucuzuna daha gidebiliyor. En önemli nokta bu zaten diyoruz. Müşteri portföyümüzü genelde tabii ki halk oluşturuyor. Evet. Özel kişilere de aracımızı tahsis edebiliyor muyuz? Edebiliyorsunuz. Aradığınız zaman özellikle Kayapınar bölgesinde
gittiğimiz sitelere gittiğimiz itibariyle taksimetreyi açıyoruz. Yani buradan açıp gitmiyoruz. Evet. Oradan yani gözünü, yani müşterinin gözü önünde taksimetre açılır. Gidildiği yere kadar para ödetir. Öyle. Örnek veriyorum, sizlerin taksisinde kullandığım bir yere gittim. Kantar Yeni Yol taksisiyle beraber. Tekrardan aradığımda gelebiliyor musunuz? Aynı yere tekrar götürebiliyoruz. Size aynı fiyata. Bu anlamda bir kampanya sağlıyor muyuz müşterilerimize, yolcularımıza? Kampanya. Örnek veriyorum, sizi Dakkapı'ya 10 lira götürdük hocam. Tekrar Dakkapı'dan alıp Kantar'a aynı fiyata getirebiliyoruz. Gidiş parasını almıyoruz özel müşterimizle. Yeter ki memnun olsunlar İleriye dönük hedef ve projelerimiz arasında Kantar Yeni Yol durağının projeleri var mıdır? Ya biz araçlarını genişletmek ya da şoförlerine farklı bir özellik vurgulamak, araçlarında farklı bir donanımı geliştirmek gibi. Zaten Türkiye ve Avrupa'da ilk olan tek tip araba sistemine geçirmiştir Diyarbakır'da. Hepsi zaten geniş boyutta, bagajlık geniş kapasitede. O yüzden bagajlarımızda bir sıkıntı yok. Diyarbakır'da zaten Türkiye ve Avrupa'da ilk olan tek tip araba uygulaması var. Belediye başkanımız ile Titan fiyatla anlaşması sonucunda bu proje gerçekleşti. O yüzden arabalarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten klimalı olup, bagaj geniş kapasiteli olup, arkaya 4, öne de 1 olmak suretiyle toplam 5 kişi alma kapasitesi. Oturabilecek şekilde, yani alma kapasitesiyle beraber araçlarımızın özelliği faaliyettiler. Şunu da öğrenmek istiyorum. Sektörde biliyorsunuz taksi durağı çok bulunmakta ve taksiciler artık günden güne artmakta. Sektördeki Kantar Yeni Yol taksiyi onlardan ayıran en önemli özellik nedir? Geçmişimiz hocam. Hani 15 yılın geçmişimize dayanaraktan hizmet veriyoruz ve onu devam ettirmeye çalışıyoruz. 15 yıldır taksi durağı olarak hizmet vermemiz gerçekten köklü Kayapınar. Kayapınar bölgesinde ilk durak bizim durağımız. Kantar Yeni Yol taksi durağı. Evet. Daha sonra zaman geçtikçe duraklar açılmaya başladı bize bakılarak. İlk tarifeye getiren de bizlerdik. Örnek veriyorum, buradan Gaziler 3 kilometre. Sadece gidiş 3 kilometre. Biz 5 lira fiyat çekiyorduk. Hani bu biliyorsunuz Türkiye şartları altında yakıt çok pahalı. Evet. En çok yakıtı biz tüketiyoruz pahalılık olarak. Ona rağmen biz sürümden kazanmaya çalıştık. Evet. Siz ticari anlamda baktığımızda çok fiyatı düşünmeden öncelikle hizmeti ön plana koydunuz. Ve 15 yıldır gerçekten düşündüğümüzde burada var olmanızın sebebi de sunmuş olduğunuz hizmet ve kolaylıklardır müşterilerimize. Son olarak bize ve izleyicilerimize en önemli nokta, biliyorsunuz taksi. Taksiye inerken binerken dikkat ettiğimiz noktalar adına neler söylemek istersiniz? Ben buradan müşterilerime seslenmek istiyorum. Bindikleri zaman mutlaka bunu altını çizerekten söylüyorum, taksimetreyi açtırsınlar. Evet. Çünkü açtırmadığı takdirde gidilen cepten çıkan paradan sorumlu değiliz. Açıldığı zaman zaten şikayet edilen araçlara 2 gün durağa gelmeme cezası da veriyoruz. Bunu seyircilerimize de sunalım. Aktaralım, bizi tercih ettikleri için de teşekkür ve minnettarız onlara. Şu an burada 15 sene ekmek yiyebiliyorsak onların sayesinde yiyebiliyoruz. Evet, buradan aslında teşekkür ediyoruz ve daha da büyümemizi sağladıkları için tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz izleyicilerimize ve müşterilerimize. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Genç bir işletmecisiniz ve babanızın işini devam ettirmektesiniz. Evet. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Ben size teşekkür ediyorum. Ekibinize. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün bir taksi durağının konuğuyduk. Kantar Yeni Yol taksi durağı. Aktardığı gibi dikkat etmemiz gereken noktalardan biri. Ozan Bey bizleri bilgilendirdi. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.